Muzafferim selamun aleyküm Hayli sabahların olsun canım kardeşim Rahat ol La kardeşim İmanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış Koronasını sevsinler Ben uzay, uzaydan bahsetmiyorum sana bunu Ben tuzum kuru da aynı ortamda ben de bu rızka e, muhatabım pozitif çıksın çıksın yani biz <laughs> ölümü ne zaman unuttuk ki? Ölüm, ölümü unutanlar biraz korksun. Çünkü alem İslam'da ölenler binlerce, yüzlerce günde ölen vardı. Gavur Avrupa, bunlara sebep olan Avrupa, Amerika, e, Çin. E, bunlar, bunlar korksun. Niye? Çünkü ölümü tanımıyorlardı. Onun için en büyük... Şimdi sana şöyle bir misal vereyim. Ee, Allah Kur'an'ında diyor ki: Benden korkun. İstisna koymamış. Ha, peki ne olacak? Benden korkunca hakkıyla korkmak korktuklarımızdan emin eder. Şimdi biz imansızlıktan korkmayınca korona ile korkutuyor. Yani çoban taş attığı zaman nasıl sürü yoluna giriyor? Korona da aynı böyle bir taştır. Yani aynı risk taşıdığım halde söylüyorum. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılan bir insan bu imansızlıktan korkma nispetinde koronadan o kadar korkmaz, endişe eder o kadar. Anladın mı? Yani hayatı korumak bizim vazifemiz değildir. Sebebiyet noktasında vardır. Yuhi ve yümit Allah'tır. Ee, koronayı laboratuvarda yaptılar, can verdiler, haşa, halikiyet veren, esbabperest insanların çoğu sitikadı gidiyor. Mesela ben kuluçkaya e, tavuğu e, yumurtaya koysam, civciv çıksa, kuluçka makinesine yumurtayı koysam, civciv çıksa, fidanı diksem, çekirdeği toprağa diksem, ağaç olsa, şimdi ben mi yaptım bu ağacı? Yani ağacın olabilmesi için, konulan Allah'ın ayatı tekviniyeleri var yani bir ağacın olabilmesi için süreçler var onların içinden bir tanesi de benim sebep sonuç beraber aynı yapışık olunca buna iktiran deniliyor bu sefer insanın fail zannediyorlar yani koronada laboratuvarda şöyle oldu böyle oldu yumurta çekirdek gibi denasıyla ama hayat vermek farklı bir şey hani şu ne kadar harika cihaz yaparsın yap elektrik ocağı ama oraya e, ruh gibi hayat gibi olan elektrik o ocağa gelmese o ocak bir işe yaramaz. Şimdi <laughs> elektriği düşün harika ne kadar cihaz olursa olsun soba ısıtır mı ısıtmaz elektrik oraya gelirse ısıtır. Dolayısıyla eletin oraya da güzel faaliyet yapmasına insan sebebiyet veriyor. Yani cihaz eletin o gizli hakikatını orada gösteriyor. İşte aynı bu misal gibi e, laboratuvarlarda e, yapılan muamele elektrik ocağı gibidir. Ama hayat olan hayata benzeyen elektrik ise Allah onun üzerine tayin ettiriyor. Yani bu sebepler var oldukça mesela... Her çekirdeği atınca bitki çıkmıyor. Ama bitki çekirdeği kim toprağa atmışsa o çıkartıyor. Toparlıyorum kardeşim. Büyük bir endişe, büyük bir korku imansızlıktır. Allah'a kaybetmektir. Hayat ahireti, baki hayatı kaybetme endişesi olunca bu koronadır, kanserdir, veremdir yalnız kaldım. Kimse beni sevmiyor. Kabre nasıl gireceğim? Bu tür şeyler korku öne çıkar. Öne çıkınca bloke eder. Ee, mesela kafayı bloke eder. Bu kafayı bloke etti mi bu şey vücudun savunması azalır. Yani mesela iyi değilim, hastayım, iyi değilim. Aa. bitti. Sen en tehlike nedir? korona ol, koronayım. Duyduğun andır. Ben size söylüyorum, iddia ediyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de medyadan korona kaksın, herkes düzelir. Ya abi bu mikrop ne olur? Galebe eder insanın fıtratı. Korku insanı çökertiyor. Belki de şu konuşurken ben de koronayım. Çoğu insan korona, ya grip değil miyiz ya? Grip'le ilk defa mı tanışıyoruz ya? Bir sürü mikrop var. Yani Adem Aleyhisselam Adem aleyhisselama ve alleme Ademe esma külleha Ademe bütün isimleri öğrettim peki isimler arasındaki geçiş nedir Adem'dir Adem'de nedir hastalıklar musibet. yani Adem aleyhisselama dolayısıyla bize başlangıçtan kıyamete kadar bütün hastalıklar hayır ve şer kodlanmış şu anda hepimiz bütün hastalıkların kodu var mı var vakti gelince üstü açılıyor o aktif oluyor işte şunu diyorum. Bu hastalıkların üstünü açan veya bize isabet ettiği insanı çökerten korkudur. Yeistir. Yeist ne yapar? Yani ümitsizlik. Dehşet, vahşet yapar. Ondan sonra bir tanesi içsel, içsel dağınıklığa sebebiyet olur. Diğeri de hadiseler kendi başına oluyor. Nasıl gelmişse bana da gelmiş işte. Tombala çıkmışlar, yazı tura atmışlar, bana gelmiş. Öyle değil kardeşim. Hiçbir şey öyle değil. 32. sözde e, esbab adına, esbab adına ve tabiat hesabına hücreye rast gelir. Hücreye der ki ben sana sahibim. Var ya hatırladın mı? Laboratuvarda ben sana sahibim. Hayır diyor. İnsanoğlu sebebiyet verebilir ama halk eden Allah'tır. Onun için endişe etme. Rahat ol. Ee, rahat ol. Ee, Cenab-ı Hakk'a teslim ol. Hayatı o verdiği gibi hayatı da idame eden de odur. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da odur. Korona gibi hadiseler eee Ba bazı düşüncelerimizi, fiillerimizi, günahlarımızı inşallah yakacaktır. Ustad diyor ki, sitme var ya, sıkmadan titreme. Diyor ki, günahların dökülmesine sebepmiş. Peki ateş, günahların yanmasına sebeptir. Sıkıntı, kefarettir. Hayat gitse, şehittir. Şehit ne demek biliyor musun? Evli evli ya. Tamam. Ne yapalım? Hayat kardeşim. Hayatın yaratılış gayesini kaybetme nispetinde sıkıntılar başlar. Biz bu dünyaya imanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. Ve ma halakul cinne vel insa illa liyabudun. Tamam mı? Şualar 101'i oku ustadın. Şualar 101'de. Ee, orada bak ne diyor? Ben de bu arada açayım. Sevgili kardeşim. Bak. 101. Başında. Diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا Bu ayet uzmanı sırrı insanı bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi koronadan uzaklaşmak Gece gündüz korona ile yatıp kalkmak ve endişe hayatı fani hayatı baki görmek, bedeni esas almak, beden hayatını ben zannetmek değilmiş. Halik-i kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazifeyi fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve iman-ı billahtır. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Ama insan ne yapmış? Hatayı şurada yapıyor. Fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen insan daimi bir hayat ve ebedi yaşamak istiyor. Ve hadsiz emelleri var, nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insana elbette o hayat ebediyenin usul esası ve anahtarı olan imani billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalatlar o insanın nispeten aşağıdır. Belki çoğunun kıymetleri yoktur. Aşin mesela. Eşin, işin, aşın. Bak. Yatın, katın, atın. Bir işe yaradı mı? Hiçbir şey yaramadı. Her zaman da yaramamıştı. Demek ki son cümlem olsun. Hep son son diyorum da son olsun. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Allah bakidir. Allah halimdir. Allah kadirdir. Ben nasıl kitabı kaldırdım yaptım. Allah da bu kainatı kaldırıyor. Ben nasıl odamı ilmimle tanzim ettim. Allah da kainat ediyor. E, bende nasıl beka var? Allah da bekadır. İşte Allah'ın bekalığını, bakiliğini anlamak için bize verdiği cilve Cemal Nakşi olan o bekanın cilvesi bizde var. Bununla bizdeki bakilik fıtratımızla Allah'ın bakiliğini anlamamız gerekirken bedenimizin, vücudumuzun bekalığına yöneldi o beka arzusu. Bu sefer Allah'ı tanımak gerekirken bu baki arzumuzla, baki yaşamak, ebedi yaşamak arzusu Allah'ın bakiliğini anlamak iken bedene çevirmişiz. Yönünü de çevirmişiz. Vücudumuzun bekasını aramışız. Onda belasını çekiyoruz. Bunu çok güzel nerede anlatıyor? Dördüncü şua. Hemen dördüncü şua. Hastanede. Dördüncü şuayı cebinde, cep telefonunda. Dördüncü şuayı aç. Oh! En güzel ilaç bana. Dördüncü şuayı aç. Ya Hasbunallah ve nimel vekil anlatıyor orada. Tamam mı muzafferim? Canım kardeşim. Ya bir adam <laughs> sen korona olsan ne olur? Adam imanı kaybetmiş. Adamın namazı yok. Adamın itikadı bozuk. Adam Allah ve Kur'an düşmanlarına dost olmuş. Allah'ın dostlarına düşman olmuş. Ya bu yaşasa ne olur be kardeşim? Ya ne ne koronası ya? olsun. Yani 100 sene yaşasan ne olur? 50 sene yaşasan ne olur? 500 sene çınar mı yaşamak istersin? 5 saat insan mı? İman olduktan sonra, ameli salih olduktan sonra Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olduk. Olan ölüm yok ki. Müslüman terhis oluyor, terhis. Kafir ölüyor. Kafir ölüm var, Müslümana meft var. Onun için Allah'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, namazı yok, orucu yok. Allah'ın Allah'ın dostu, dostunu dost edilmemiş. Kendisine göre dostlar edilmiş. İslamiyete, Kur'an'a, hak ve hakikate ve Allah dostlarına, kutsi şeylere düşman olmuş. Bu adam yaşasa ne olur? Korona olmasa ne olur ki ya? Elhamdülillah. Rahat ol ya. Canım benim. Rabbime emanet ol. Ee, dördüncü şey oku. Ondan sonra şu anlarda dördüncü şey. Sonra Ustad Mutadif Defazi ile beni kurtarmaya vesile olan Evradi Kutsi Bahiye var. Büyük Hizbullah Kayki Nuriye'de. Bir o Evradi Kutsi bir de Cevşeni. Her gün sabah akşam oku kardeşim. Ondan sonra çayını da demle. Keyfine bak. Tamam. Selamünaleyküm.